Herkese merhaba, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Sizinle beraber 3 gün boyunca kabak detoksu yapacağız. Bu verdiğimiz kiloların hepsi ödemden gidecek, yağdan hiçbir kilo kaybetmeyeceğiz. Kahvaltıda bir dilim peynir, sınırsız yeşillik ve 2 yumurta var. Benim bugün canım fazla yumurta istemediği için ben bir tane yedim. Bir de Doğada'nın ananaslı yeşil çayını içeceğim yanında. Bol su tüketmemiz gerekiyor. Ben suyumun içine limon atıp tüketmeyi tercih ediyorum. İsterseniz tarçın, salatalık gibi şeyler de atabilirsiniz. Ben ara öğün olarak filtre kahve içmeyi tercih ettim. Filtre kahveyi çok seviyorum ve yağ yakıcı bir kahve olduğu için filtre kahveyi tercih ettim. Tabi siz isterseniz yeşil çay ve sade Türk kahvesi de içebilirsiniz. Benim filtre kahve demleme oranım şu. 12 gram kahveye 210 milim su. Öğlen yemeğime gelecek olursam, normalde öğlen ve akşam yemeklerinde ikişer kabak yeniyor ama ben bir kabak yedim. Ben pek kabak sevmiyorum. Hani böyle sadece kabak yemeğini fazla tüketemediğim için sadece birer tane yedim. Hatta bugün yaptığım öğlen yemeğinden akşam yemeğine de kaldı. Bugün kabaklarımı dilim dilim doğradım. Üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip güzelce karıştırdım. Baharat olarak da nane ve pul biberini tercih ettim. Kabağı fırınladığımızda en yakışan baharatlardan ikisi. Kabaklarımı pişirdim. Tabağımı alıp üzerine yoğurtluyorum. İsterseniz sarımsaklı yoğurt da yapabilirsiniz. Ben sade kullandım. En sonunda en üstünde güzelce süsledim. Kabağımın hepsini yemedim. Kalanını da akşam tükettim. İkinci günden herkese merhaba. Bu sefer yumurtamı farklı bir şekilde pişireceğim. 2 yumurtayı kırıp çırpıyorum. Üzerine kahvaltıda olan bir dilim peynirimi ilave ediyorum. Tekrardan çırpıyorum. Yumurtamın içine bir de 1 tatlı kaşığı keten tohumu ilave edeceğim. Her gün 1 tatlı kaşığı keten tohumu yemek metabolizmayı aşırı şekilde hızlandırıyormuş. Ben de her gün 1 tatlı kaşığı yemeye özen gösteriyorum. Şimdi tavamın içine yumurtamı döküyorum. Hiçbir türlü ben yağ kullanmadım. Ama isterseniz siz yağ kullanabilirsiniz. Yarım domatesimi kesiyorum. Yumurtamı tabağıma aldım. Üzerine pul biberimi döktüm. Ve domateslerime azıcık şekil vereyim dedim. Güzel görünsünler. Bitki çayı olarak da ben kendi karışımım olan bir bitki çayı yapacağım. Azıcık yeşil çay ekliyorum. 1-2 yaprak ada çayı, 2 tane 3 tane de hibiskus ekliyorum. Gördüğünüz gibi çayımın rengi çok tatlı oldu ve tadı da çok güzel. Ve kahvaltım hazır. Ben ara öğün olarak maydanozlu su tüketeceğim. Bir demet maydanozun üzerine çok az su ekleyip karıştırıyorum. Sonra limonlarımı üzerine ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. En sonda geri kalan suyumu ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Artık süzebilirim. Ben posasını süzüyorum çünkü ağzıma çok kötü böyle değişik bir hissiyat verdiği için posasını süzdüm. Ve içeceğim hazır. Öğlen yemeğime gelecek olursam, kabaklarımı tekrardan daire biçimde doğruyorum. Bu sefer tavada yağsız bir şekilde pişiriyorum. Ama isterseniz siz 1 yemek kaşığı yağ ilave edebilirsiniz. Kabaklarımı pişirdim ve tabağıma aldım. Üzerlerine yoğurdumu ilave ediyorum. İsterseniz sarımsaklı yoğurt ilave edebilirsiniz. Yoğurdun üzerine keten tohumu, chia tohumu ve pul biberi ile süsledim.
Ara öğünüme gelecek olursam, dün kahvaltıda da içtiğim Doğada'nın ananaslı yeşil çayını içeceğim. Akşam yemeği olarak kabaklarımı rendeledim ve yağsız bir şekilde tavada pişiriyorum. Üzerine yoğurt, keten tohumu, kinoa ve pul biberi ilave ettim. Evet, herkese son günümden merhaba. Bugün yumurtayı çok farklı bir şekilde pişireceğim. Kaynayan suyu tavaya alıyorum ve altını yakıyorum. İki yumurtamı suyun içine salıyorum. Tuzsuz, yağsız bir yumurta olduğu için hem sağlıklı hem de tadı çok güzel oluyor. Tabii yumurtaları sudan çıkarmak biraz zorluyor insanı ama değecek bir tarif. Bugün salata yemeği tercih ettim. Bir adet salatayı doğruyorum. Yanına bir dilim peynirimi alıyorum. Kahvaltımın yanına bitki çayı olarak da Lipton'un Hindistan cevizli bir bitki çayı var. Onu demleyeceğim. Peynirimin üzerine hafif bir biberiye, yumurtamın üzerine de toz kırmızı biberimi serptim ve kahvaltım hazır. Öğlen yemeğimi ve akşam yemeğimi birer tane kabak yapacağım. Gördüğünüz gibi kabaklarımı dörde bölüyorum. Ardından küp küp doğruyorum. İkinci kabağımı da aynı şekilde küp küp doğruyorum. Doğradığım iki kabağımı derin bir tavaya alıyorum. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip kavurmaya başladım. Evdeki bazı işleri halledeyim derken kabaklarımı biraz fazla kavurmuşum. Hani biraz daha diri kalsaydı daha güzel olabilirdi. Kabaklarımı tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi şu an çok sıcak. Kabaklarım soğuduktan sonra üzerine yoğurt ilave edip en üstüne pul biberi, karabiber ve keten tohumuyla süsledim. Videoda göstermemişim ama gördüğünüz gibi yanına da koca bir bardak su aldım. Ara öğün olarak kendime şekersiz bir Türk kahvesi yaptım. En son kabağımı da yiyeceğim. Akşam yemeğinde geri kalan kabağı aynı tabağa koyup yoğurt ve pul biberi ilave ettim üzerine. 3 günün sonunda tartıldığımda 2 kilo 700 gramlık 1 kilo kaybım olmuş ve bu beni çok mutlu etti. Vücudumdaki bütün ödemleri attım. Artık tekrardan sağlıklı ve düzenli yememe geçeceğim. Bu detoksu 3 günden fazla yapmanızı tavsiye etmiyorum kesinlikle. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tip videoların devamını görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın.